Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulunan haberlerine huzurunla olsun. Şıkırışımız, kıynamsı dıktınlar ekranımız olsun. Şarkı Türkistan'da yine yeniden 26 kişi Xitay virüs bilen yokumlandı. Atalmış Uyghur Abdunum Rayonluk Sahiye Saklıqna Saklaş Komiteti bugün elan kılgan en yen uçuru da bildirilişçe, Şarkı Türkistan'da Xitay virüsü bilen yokumlan uçularının sani 643 kişi çıkan. 6. Ağustos saat 0'den keş saat 24'e kadar Şarkı Türkistan'da yeniden 26 kişi Xitay virüsü bilen yokumlangan. Bunlarının içi de alamasız yokumlan uçular 10 kişi bulup, onlarının hemisi Ürümçi dişken. 9 bimarının ahvali xatarlik, 19 bimarının ahvali iyg'ir ishken. Ürümçi şehirdeki yokumlanguchilar 643, Qashqarda 1, Sanjida 1, Diviziyada 1 ishken. Sharqiy Turkiston bo'yicha kasallik alomati ko'rilmagan yokumlanguchilar jami 128 bo'lib, Ürümçide 127, Sanjida 1, Diviziyada 1 ishken. Sharqiy Turkiston bo'yicha ayrib kuzatilayotganlar jami 19546 yetgan. 6. Ağustos saat 0'den keş saat 24'e kadar Şarkı Türkistan boyunca salametlik esigi kelgen bimar 80, yeniden yokumlanguchlar 26, kesellik alameti körülmeyen yokumlanguchi 128 bulup, bularının içindeki 127 bimar Ürümçi dişken. Xitay Qashqarını Beijing'a bevasa qarashliq şehirge özgertişini planlagan. Janubiy Xitay Atigarlik gazetinin siyaset bitide, Xitay akademileri Qashqarını Beijing'a bevasa qarashliq şehirge özgertip kontrol qilish haqida Xitay Kompartiyasiga teklif sunganlığı ama bu meselede birlik hasıl qilalmaganlığını aşkarlagan. Teklifte Qashqar şehirge Beijing, Tianjin, Shanghai ve Chongqing bilan teng merkezlik başqurulgan şehir salohiyati berish kerakligi bildirilgan. Bildirilishicha, Xitay Qashqarning iqtisodiy taraqqiyotini ilgir surish uchun bir qator tadbirlarni qo'llangan. Buning ichida 2010 yili alohida iqtisodiy rayon qurish planimi bor bo'lib, doiralar Qashqar shahrini Beijingga qarashliq bevosita boshqaradigan shaharga o'zgartirish taklifida birlikka kelmagan. Mazkur taklif Xitay Fanlar Akademiyasi qaramog'idagi jo'grafiya fanlari va tabiiy boylik tadqiqot o'rni tadqiqotchilari tomonidan yozilgan. Oldingi hafta akademiyaning axborotida e'lon qilingan ilmiy maqolalar to'piga kirgizilgan. Mazkur muhokama maqolasida 14-5 yillik plan mazgilida Xitay uchun eng yaxshi ma'muriy va rayon boshqarish andizisining qandoq bo'lganligini tahlil qilingan bo'lib, bu maqola taratqullarida kam muzokara qo'zg'agan. Xitay tadbir belgilugichilari bu planga oxiri qarab chiqish yasilsini oktyabrda o'tkazilgan kommunistik partiya yig'inidan burun boshlashi mumkin ekan. Doiralar kelar yillik Xitay mamlakatlik xalq qurultiyida muzokara qilib tasdiqlaydi ekan. Maqolada bildirilishicha Xitay chegara shaharlaridagi shaharlashishni tizilish Xitayning bexatarligini yaxshilab, iqtisodiy taraqqiyotini ilgari surudigan. Bulupma 4 milyon 600 ming nüfus bar Qashqarga Beijing, Tianjin, Shanghai ve Chongqing qatorliq shaharlar bilan tam merkezlik bevosita boshqarilgan shaharlik salohiyati berilishi kerak ekan. Qirg'iziston ve Tojikiston chegarasiga yaqin Qashqar 2000 yildan ko'proq vaqtdan buyon muhim savdo shaharlaridan biri bo'lib kelgan. Qashqarda Uyg'ur musulmonlarining nüfusi ko'p egilgan bo'lg'achqa Xitayning bu rayondagi xalqni qattiq kontrol ostiga olgan. Sharqiy Turkistonning vaziyat ahvolini bildirgan Beijingdagi ma'lum kishining aytishicha, doiralarining Qashqarning ma'muriy o'rni masalasida o'xshamagan ko'z qarashi bor ekan. Ismini oshkorlashni xohlamagan bir kishining bildirilishicha, Xitay Kommunistik partiyasi taxminan 2 yil ilgari Sharqiy Turkiston haqida tixmi ko'p tadqiqotlarni talab qilishni boshlagan. Shuningdan keyin aqllar ombiri o'zlarining takliflarini jumladan Qashqarga munosabatli bir qism boshlamchi guruhga sunugan. Bu takliflar ichida Qashqarni Beijingga bevosita qarashliq markazlik boshqaradigan shaharga o'zgartirish taklifi bor ekan. Ammo bu taklifda akademiklar orasida birdaklik yo'q ekan. Bu taklif fikrini yana Xitoy xalq siyosiy maslahat kengashining raisi Wang Yang boshchiligidagi bir guruhga o'tirg'a qo'ygan. Ma'lum bo'lishicha Xitoy doiralari 2010 yili alohida iqtisodiy rayon qurishni o'z ichiga olgan plan doirasi ichida Qashqarning iqtisodiy taraqqiyotini ilgari surish uchun bir qator tadbirlarni qo'llangan. Ammo o'tkayli bu shaharning kishi bishiga to'g'ri keladigan yillik kirim miqdori aran 22700 yuan bo'lib, Ürümçi aholisining yillik kirim miqdorining 4dan 1 qismi to'g'ri kelgan. Yana boshqa manbalarda ko'rsatilishicha, garchi Qashqar Yipak yo'lidagi bekat sifatida Xitoy uchun strategik qimmatga ega bo'lsa-mu, ammo u aslahalarining yetarli bo'lmasligi va ixtisoslarining kamchil bo'lishi sababli alohida rayon qilishga to'salg'o bo'ldi ekan. Sharqiy Turkistonning uzoqdan beri tadqiq qilib kelgan munbarining ko'rsatilishicha, Qashqardagi har qanday
özgürüş, atılmış Şincan işlep çıkırış ve kuruluş diviziyası, yerlik herbi organ ve yerliğinin siyaseti ve mukumluğu da xeyli zor təsirge ege bolğaçka, əstaydıl başkuruşka doğru gelirken. Bu mürakkep sistemiga qanday kişilerini qatnaştırış gerek degen meselede atılmış Şincan işlep çıkırış kuruluş diviziyası bilen atılmış Şincan'daki rayonluk hükümet otursa da pul muamele ve tabii baylıq meselesi de sürküliş bar iken. Xitay Şarkı Türkistan'da zulümünün yenice usulünü keşif kıldı. 6 Ağustos ictimai uçur vasıtlarında tarqılgan sırlardan məlum buluşça, Xitay təcavüzçiləri Şərqi Türkistanda virusunun yemirişini aldığını iliş bahanesi bilen yenice zulümlerini keşif kılgan. Sında əskər kimi keygen korcaq əməldarının biri Qaşqayın məlum nahiyesiyle təvə bir aile işkinin işkin kantini çitip kəpşerleşki başlayan. Sın alğıcı kişi, məhəllinin korcaq əməldarı bolsa gerek, manı bu peçetini yırtıp talağa çıkıp xapa kılganın akıbeti körün əmana dəb başqa ailelerge korkaq salgan. Korcaq əməldarının sözü sırq çıxışını çekleş üçün aile işçilerine çaplangan peçetlerini açqalarının işik dervazları kepşelenip takıldığalıqını aşkarlıqan. Xitay bu kıtım Şərqi Türkistan'ın ürümçede tarqalgan virüsünü bahanı qılıp, Şərqi Türkistan'ın bağlıq yezi kenetlerinde ailelerinin işiklerini takıp sırqa çıxışını çekilgen idi. Aldıngı aylarda Xitay virüsünün yamırap kitişinin aldığını iliş üçün yenice usulunu keşif qılıp, Şərqi Türkistan'daki ailelerinin işkige peçet çaplıqan idi. Bu kıtım Xitay daireleri yine virüs bahanesi bilen yenice bastırış, yenice zulüm kılıç usulüne keşif kılıp, Şərqi Türkistan halkının işkine kepşelip takıgan. Yeni bir sında aşkarlıkça, Xitay tecavüzçileri yine yük maşini bar ailelerinin yük maşinesinin işkige peçet çaplıqan maşinilerinin yolga çıkışınıla emez, belki maşinin işkini içini mi çekilgen? Mana bak kapkılganın akıbeti bana muynda olu da ha. Peçetini sağsa alırsız. Kapkınma kapkılsınız bana muynda olu da. Kürün ha bana muynda iş var. Amerika Xitay'dan kirgen 4000'den artık kompüterini tutup kaldı. Amerika çigara dairelere Xitay'dan kirgüzülgen 4000'den artık tez kompüterini Şarkı Türkistan'daki mecburi emgeki çetişliğe tutup kalgan. Amerika'nın ABC televiziyasının bu vaxtdaki xəbərdən qarğanda Amerika'nın Alabama ştatıdakı məktəblər üçün zakaz qılınğan bu tez kompüterə quraşdırılğan parçalar Xitayının Xifi Bintlad uçur texnika çəkilik şirkəti tərəfindən işləp çıxırılğan bulub, bu dəl Amerika hökuməti tərəfindən Uyğurlarının qul əmgəkiyə silinişə çetişliyə deyə cəzalanğan Xitay şirkəti və müəssisələrinin biri. Mektebinin müdürü Alan Kobis'in ABC haberlerine yetişçe, Alabama iştahatının Itova rayonundaki mektepler bu yıl küz pesilik okutuş hizmetlerinin tor arkalık ilip veriliş üçün teknikli yardımını üstüye alıgan. Çoğunide Tio Teknoloji şirketi arkalık bu tiz kompüterlerine setu alıgan. Amerika çigra daireleri mektep dairelerine bu kompüterlerinden tutup kılınallıkını bildirgenden kiyin, onlar zakasını emelden kaldırıp, başka şirket arkalık yeni bir Türk'ün kompüterlerine zakas kılıgan. Amerika hükümeti Şarkı Türkistan ve Xitay ülkü ülkelerdeki zavodlarda mecburi emgeçlerge aylandırılış meselesine dikkat kılıvatkan bulup, o ötken Öktöbr'de ve bu yıl 7. ayda ayrım ayrım halda 28 ve 11 Xitay şirket ve müessesinin Uygurlarını kul emgekiye silişka çetişli bolgallık için kara tizimlikke algan ve herkanda Amerika şirketi ve organlarının ular bilen ticaret kılışını çekligen. NBA'nın Şarkı Türkistan'daki meşik bazılarını kayıtı iç mümkünçilikke tanıkıtke uçurdu. Amerika Kengash Palata azası Marsha Blackburn ve Marco Rubio'lar Amerika Basketbol Uyuşması NBA'ya Şarkı Türkistan'daki meşik bazıları ve Xitay hükümeti bilen bolgan münasibeti hakkında izahat berişten talep kılıp mektup yollagan. Marsha Blackburn NBA'nın Şarkı Türkistan'daki meşik bazılarını takış hakkında izcil bisim işilip kilovatkan Amerika Kengash Palata azasıydı. O ilgirme köp kıtım NBA'ya bu hakta mektup yazgandan kiyin neticede Basketbol Uyuşması NBA'nın Muavin komissarı Marek Tatum 21. yıl günü Kengash Palata azası Blackburn'a cevap xıtı yazgan. Tatum xıtı da NBA Şincan'daki Basketbol Akademiyesi bilen bir yıldın artı vaqtın beri hiç kanda alaqa kılmadı. Bizim münasibetimizge xatime verildi degenini ilgir sürdü. Halbuki yakında Amerika'nın ESPN televiziyesi bu vaqtta ep bargan teşhürüş xabirde NBA'nın Şarkı Türkistan'daki meşik bazılarını yeni kayıtı iç uyu balıkını aşkarlıgan. Bu haber diyene bu meşik bazılarda okuyucularının Xitay okutukçuları tarafından katta horlandıgalıqı. Şarkı Türkistan'daki Amerika'da basketbol okutukçularının bolsa, yerlik sakçılarının nazarat kılışıga uçurganlıqıdak ahvallarımı aşkarlıgan idi.
Marsha Blackburn 6 Ağustos günü Twitter'da kılgan sözde yukarıdaki bu ziddiyetlik sözlerini tılgı elip, NBA başlığı Adam Silver'ini derhal bununla izahat berişki çakırdı. Şundakla Marco Rubio ve özünün bu vaxta onlara resmi mektup yollugalıqını cekarladı. Marsha Blackburn hanım yana Amerika hükümeti Xitay Kompartiyasının təsirini yoktuş ve onun kişiliği hukuk defsençilikiye karşı turuşka tırışvatkan bir şeraitte Amerika'daki her sahanın cümlenin ticaret şirketleri bolsun, meyli tenterbiye ya ki köngül içi sahası bolsun, hemisinin Xitay hükümetine kişiliği hukukunu defsende kılgalıqı, akli milik uğurluğu bilen şuğunlanqalıqıdaki kılmışları üçün cazağa tartışka öz mesuliyetini ada kılışı kerehlik tekitledi. Xitay'nın Kazakistan'daki baş elçisi Zhang Xiao yine narazılık sebepkarı oldu. Kazakistan'ın bulup mu bir katar Kazak tıllık metbuatlarından melum oluşça, Xitay'nın Kazakistan'a turuşluk baş elçisi Zhang Xiao'nun yıkında kılgan bildirişi yine bir kıtım Kazakistanlıklarının narazılıkını payda kılgan. Bayrak öz yenilikler torda elan kılıngan Xitay'nın Kazakistan'daki elçisi Şiki El Eskiri Bir Maksat Yolu'da Körüşüdü namlı makalede körsülüşçe Xitay'nın Kazakistan'daki baş elçisi Zhang Xiao Xitay Halk Azatlık Armiyası'nın kurulgallık günü harpsida Kazakistan ve Xitay'nın herbi sahadaki hemkarlıkka münasuvatlik pikir bildirgen iken o bunu yerlik metbuatlarının birge bergen söhbeti de etkan Zhang Xiao mundaq digen her işki armiya mutakhasisler bilen pat pat alışıp tecrübe almış durup durdu herbi baykaşlar ve tayarlıklar işi de çoğun utuklarını kolga keltirdi. Xitay ve Kazakistan rayon tenişliğini kutup el dairesinde renklik inkılaplarının uğrun ilişkiye yol vermekti. Bir hatalık, müdafiye, tenişlik üçün her işki taraf bir maksat yolu da körüşüdü digen. Makalede yine değilişçe, Kazakistan bilen her taraflama işlep, millet liderleri tüzgen kilişimini bunun kim ve ravajlandırış doğruluk her kaçan karab çıkıdağılıkını yetküzgen iken. Xitay elçisinin bu sözleri Kazakistan'daki pahaliyetçiler, ziyaliler, ahali içinde güçlü gulgula kozulgan ve köplügen ictimai taratkularda kızıqalık temalarının biri süpüteden de muhakimi kılıngan. Germaniyada Xalqara Olimpik Komitetiga karşı sadalar küçeymekte. Germaniya taratkuları 2022 yıllık Beijing kışlık olimpik musabıqısına karşı sadalarının bargan sir küçü atkalıqını ilgi sürmekte. Cenobi Germaniya gizli 3. Ağustos günü Xalqara Olimpik Komitetiga tanqıt namlı haberini Fokus Televiziya kanalı kişiliği hukukunu küzdüş teşkilatı Beijing Olimpik musabıqısı sebeplik Xalqara Olimpik Komiteti bilen zediyeleşti namlı haberini Universal gizli 4. Ağustos günü kişilik hukuk faaliyetçisi Mikhalski Xalqara Olimpik Komitetini tanqıtladı namlı makalını Germaniya'nın devletlik radyo kanalı Germaniya avazı bolsa Xitay bilen Olimpik ideyesi sığışalmaydı namlı haberini ilan kıldı. Bu haber ve makalelerde Amerika'daki kişilik hukukunu küzdüş teşkilatlarının Germaniya tarmakının reisi Vensel Mikhalski'nin 2022 yıllık Beijing kışlık olimpik musabıqısına karşı bayanları asasi mezmun kılıngan bulup Mikhalski sözde milyonluğun Uygurlarının lagerlerine sulap onlarını tilidin, medeniyetinden mecburi mehrum kılıvatkan diktator bir devlet bilen olimpiyinin ideyesi sığışalmaydı o degen. O bu sözünü 2. Ağustos günü Germaniya avazının ziyaretini kabul kılganda tilga algan. Vensel Mikhalski Beijing olimpik musabıqısına bir yarım yıl kalgan bir günlerde Xitay'da kişilik hukuk defsençiliki yüz vermekte degen ve Xalqara olimpik komitetinin bundan vaziyetten sakınışını belki onu özgertişten ümit kıldığalıqını bildirgen. Bırak o reallık del eksi olmakta degen. Vensel Mikhalski sözde Uygurlarının Xitay'nın garbi şimali rayondaki Müslüman bir millet ikerlikini, onlarının bargan seri eğir zulümüne uçuravatkalıqını, 1 milyondan artık Uygur ceza lagerlerine kamılıpla kalmay, belki onlarının bu lagerlerde eğir kıyın kıstaka uçuravatkalıqını eskertip, 2022 yıllık Beijing kışlık olimpik musabıqısına katnışıdıgan bağlıq devletlerinin Uygurlarının nöbetteki vaziyetine nezerge ilişini talep kılgan. Dünyada yuqumlanguvchilarning soni 20 millionga yaqinlashmoqda. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Xitoy virusi sababidan 162 mingdan ortiq kishi jinidan ayrilgan, 5 milliondan ortiq kishi yuqumlangan va vabaning markaziga aylangan Amerikada 4-chi darajalik sayohat ogohlantirishi amaldan qoldirildi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Amerika kasalliklarini kontrol qilish va oldini olish markazi bilan zich hamkorlashgan holda 4-chi darajalik dunyo sayohat ogohlantirishini amaldan qoldiramiz deb bayonot e'lon qildi. Yuqumning oldin belgili bo'lmaydigan alohidligi sababidan Amerika fuqarolari sayohat qilganda diqqat qilishi kerakligi ta'kidlangan bayonotda
Bazı devletlerde sahiye ve bihatelik şaraitleri yakışlanan bozumu, bazı devletlerde yamalışı batıdı. Şu an ministerlikimizden belgelengen devletlerge karıtta çıkarken, birinci dereceden törtüncü dereceye bolgan sayahat agahlandırışı, burunki esli haletige keltürüldü deyildi. Latin Amerika kıtasıda Xitay virüsünün merkezge aylangan Brazilya'da, yakınca 24 saatte 1237 kişinin cinidin ayrılışı bilen, virüs sebebinin cinidin ayrılgalarının cem'i sani 98.493 kişi çıktı. Oxşaş vaqtda 53139 kişi yuqumlanib, jami son 2,912,212-ga chiqdi. Meksikada yaqinqi 24 soatda 819 kishining jinidan ayrilishi bilan Xitoy virusi sababidan jinidan ayrilganlarning jami soni 50517-ga. Oxşaş vaqtda 6590 kishining yuqumlanishi bilan jami yuqumlanuvchilarning soni 462690-ga chiqdi. Fransiyada yaqinqi 24 soatda 7 kishi jinidan ayrildi. Buning bilan virus sababidan jinidan ayrilganlarning jami soni 30312-ga chiqdi. Yuqumlanganlarning soni 1604 kishi ishib 222352 chiqdi. Fransiyada jiddiy qutqizishda davolanayotganlarning sonida yangidan o'lash ko'rildi. Virusning tarqalish sur'ati tezlashdi. Fransiya Oliy Ma'arif Ministerligining bayonotiga asoslanganda, Wuhan virusi tadbirlari ramkasida 2020 yil mart oyidan buyon taqalgan universitetlar sentabr oyida dars boshlaydigan bo'lib, maktablarda maska taqish qattiq ta'kidlandi. Avstraliyada Wuhan virusi munosabatlik eng ko'p o'lim vaqasi ko'rilgan. Victoria shtatida yana 11 kishi jinidan ayrildi. Buning bilan Avstraliyada Wuhan virusi sababidan jinidan ayrilganlarning soni 266-ga, yuqumlanuvchilarning soni 20720-ga chiqdi. Xalqaro tashkilotlar birligidan bir hay'at Anqarada ziyoratda bo'ldi. Bugun Xalqaro Sharqiy Turkiston tashkilotlar birligidan tashkillangan bir hay'at Anqarada Turkiya Ichki ishlar ministri Sulayman Soylu apani bilan ko'rishdi. Hay'at Xalqaro Sharqiy Turkiston tashkilotlar birligi raisi, Sharqiy Turkiston Ma'arif va hamkorlar jamiyati raisi Hidoyatulloh Ug'uzxon, Sharqiy Turkiston o'limalar birligi raisi doktor Atavulla Shahyar, Sharqiy Turkiston Media va Axborot jamiyati raisi Abduvaris Xotan, Sharqiy Turkiston O'limalar birligi moliya mas'uli Nizamiddin Tamkini, Sharqiy Turkiston kishilik huquqni kusti jamiyati raisi Adil Abduqodir qatorliklardan tashkillangan bo'lib, hay'atni Ichki ishlar ministri Sulayman Soylu apandi ishxonasida qabul qildi. Hay'at ministri Sulayman Soylu apandiga Uyg'urlarning madaniyati aks ettirgan xotir gilam hadya qilindi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugun xabarimiz mushada oxirlashdi. Ayetki haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a taşırmız. Şunlarla programı akırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.